Evet arkadaşlar, acayip kötü bir yarışma programının ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Yanımda yine tanımadığım iki adet yarışmacı var. Sizlerle beraber ben de tanışacağım onlarla. Evet, buradan başlayalım. Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, sizi kısaca bir tanıyalım. Merhaba, ben Murat Çavuş. Çavuşum. Soyadınızla uyumlu bir meslek. Evet, evet, o yüzden seçtim. Ne yapıyorsunuz hayatınızda? Çavuşsunuz. Çavuşum. Peki, buradan devam edelim. Ben Berkcan Güven. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorsunuz hayatınızda. Evet. Bu değil mi? Doğru. Doğru. Arkadaşlarımla kötü geçinmek ve onları rahatsız etmek dışında yaptığım profesyonel hiçbir şey yok. Evet. Gelir kaynağı yok. Yani bir çavuş da bunları tartışacak da değilim. Çünkü Türk askerine saygım var. Evet. Eyvallah. Saygılı çerçevesinde. Evet, boş saygı. Muhabbeti bitirdiysek artık lütfen. Ben de çok daraldım yani. Ben de burada uğraşmak zorunda değilim. Ben programı sunar giderim arkadaşlar. Geliyorum. Bakın, ben programı sunar giderim. İlk soru için hazır mıyız? Hazırız. Duyamıyorum. Hazırız. Hazırız. Daha yüksek. Hazırız. Evet, ilk sorumuz geliyor. Forza Motorsport 7'de. Çok spesifik bir oyun. Bu oyunu bildiğinizden daha iyi şüphem var. Forza Horizon 7. Forza Motorsport 7. Forza Horizon olsa Forza Horizon derdim. Horizon hiç demezdim. Forza Motorsport 7'de kaç adet araç vardır? Tamam. A. Evet. 750. B. 700. C. 800. D. 780. Ben bu arada çok pardon. Ben öncelikli konuşma hakkına sahibim, biliyorsun ki. Tabii tabii. Sunucu olduğum için. Geçen yarışmaki kurallarımızın hepsi geçerli. Basan sustursun. Özür diliyorum. Ben aynı geçen yarışmamızı izleyememiştim çünkü hiç televizyon ikinci izlemiyorum. İkinci programa katılıyorsun ve ilk programı izlemeden mi katıldın? Yurt dışından geldiğim için, evet, Amerika'daydım. İnternet Fortnite diye bir şey var. Serisindeydim. Biliyor musun? İnternet paketlerinin fiyatından haberiniz var mı? Ben boşum diyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Değil mi? Evet. Bayağı para kazanıyorsun. Sen niye almıyorsun bir internet paketi kendine? Bu tartışılır, kime göre bayağı. Yani galiba. Benim bir beta arkadaşım var, Efe Uygaç diye. Tanımadığınızda eminim, adını bile duymamışsınız. Benim kendisi bizzat direkt olarak beta yakıştırması yüzünden eksi bir puanla başlatıyorum seni. Ben kesinlikle taraflı olduğunuzu düşünüyorum. Bu eksi bir puanı kabul ettim. Evet, bir taraf tutacaksam Efe'nin tarafını tutardım. Kimle kim arasında? Berkcan Sago ve Ceza mı? Cevaplarınızı yazdığınızı düşünüyorum artık. Yazdık. Bu taraf zaten eksi bir puanda. Ben A dedim. Evet. Bu arada D yazmıştınız. A dedim. D yazdığınızı ben de gördüm. A yalan dedim. Yalan söylemeye tekrar devam ederseniz kırama ve uyarı cezanızı veriyorum şu an. Yalan söylemeye devam ederseniz bir puan daha keseceğim sizden. Evet. Ben... Şu anki cevabınızı alabilir miyim? İlk siz bastınız galiba. B. B. Bir şey söyleyeceğim. D. Cevabım B. Şu anki cevabım B. Hocam. B şıkkı doğru. B şıkkı doğru ve... İnanılmaz ya, böyle mi bu yarışma? B yani? Şıkkı doğru, bu yarışma böyle, evet. Bu yarışmanın böyle olup olmadığını sorgulamaya devam etmeyi sol düşünüyor musun? Çürüdü. Düşünüyor musun? Sol omzuna ilgili herhangi bir şey söylemeyi düşünüyor musun? Acıyor ama. Tamam. Bir şey daha söylemeyi düşünüyor musun? Geriliyorum. Tamam. Düşünmüyorum. Tamam. İkinci sorunuz geliyor. Herhangi bir itirazı, arzusu, isteği, şikayet olan var mı? Ben Lean Squad'ın liderinin Efe Uygaç olduğunu düşündüğümü belirtmek isterim. Ben de yazdığınız cevapların o olarak kalmasını rica ediyorum. Benim hiçbir sıkıntım, şikayetim evet, yok. Evet, ikinizinki de değerlendirmeye alınacak. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun, iyi günler. Evet, ikinci sorunuz geliyor. Buyurun. League of Legends oyunundaki havuz partisi Graves karakteri hangi ünlüden esinlenilmiştir? A. Bradley Cooper. Hı. B. Tom Hardy. C. Hugh Jackman. D. Ben onun yerine susturmak istedim. Bakın, ben daha D şıkkını bile okumadım. Ben yazdım, o yazmadan ben bastı. Daha, bak, bir şey söyleyeceğim. Bana cevap verme her şeyden önce. Sen de bir şey söyleyeceğim. Sen de sinsilik yapma, tamam mı? Ben kesinlikle sinsilik olduğunuzu düşünüyorum şey ve sizi dinlemek istiyorum. Tamam, aferin. Bu yalakalığa devam edersen de senden bir puan keseceğim. Rahatsız oluyorum. Ben bütün şıkları D şıkkının son harfine kadar okumadan basan olursa puanını alırım. Pekala. Baştan okuyorum. Şık bittiğinde basan cevabını alırım. Okay. A. Bradley Cooper. B. Tom Hardy. C. Hugh Jackman. D. Tom Cruise. Evet, bir puanını aldım bitti, seni. Bitti, Tom Cruise'a bastın. Tom Cruise'a bastın dediğim gibi. Son harfini söylemeden basan Cruise. Evet, Cruise demedim. Bir puanın gitti, cevap hakkı da Berkcan Güven'de. Berkcan Güven, cevabınızı alalım. C. Hugh Jackman, çok eminim, son kararım. Evet, çok eminsin ve doğru cevap. Tebrik ediyorum seni. 1-0 öne geçtin. Eksi 1'den gelip 1'e geldin ve hala yerinde sayan bir Murat Çavuş var burada. Bir puanını kırdınız onda ama. Bir puanını da kırmıştım, doğru söylüyorsun. 1'e eksi 1 durum.
Elini falan uzatma öyle. Yanaşmam ben hiçbir yarışmacıya. Önüne bak. Özür diliyorum. Unutmuşum. Courtney Kardashian'ın düzenli olarak vajinasının parlaması için vajinasına sürdüğü şey nedir? A. Pastacılığa. Ben hakikim bu konuya. B. Mayonez. C. Makyaj temizleyicisi. D. Elleri bir önünüze doğru alalım mı ikinizinden? Şöyle, bacaklarınızın üstündeyim. Evet. D. Ketçap. Evet. Evet, Murat Çavuş. Murat Çavuş'un cevabı. Murat Çavuş adetiyle öne geçti ve benim cevabım. Bir şey söyleyeceğim, sana konuşma hakkı verdim mi? Murat Çavuş dedim az önce. Doğru, çok haklı bu arada. Yarışmanın gidişatını etkileyen hareketler yapıyorsun. Ben sadece... Bu tarafa uyarı vermedim. Sana da uyarı vermiyorum. 0 puana düştün şu an. Murat Çavuş cevabını alabilir miyim? Bursa. Mayonez. Bursa. Mayonez diyorsun. Doğru cevap. 0-0 tekrardan durum. Evet. 3. sorunun sonucunda durum 0-0. Gerçekten birbirinden asi, birbirinden işe yaramaz. 2 tane yarışmacı var karşında. 3. sorudayız. 3 tane doğru cevap verildi ve durum 0-0. Benim sinir katsayımı siz düşünün. Ben gerçekten... Sen gerçekten ne? Sorduğunuz iyi oldu. Bir şey söylemeyecektim ama bana konuşma hakkı verdiğiniz için konuşmak istiyorum. Sen gerçekten ne? Yani burada bir gece hayatı düşkünü, sürekli sevgili yapmak isteyen ve bunun için arkadaşlarını üzen, aynı zamanda betalığını kabul etmeyen birini savunan biri olduğunu düşünüyorum. Bu kişi kim ve onu kim savunuyor? Size bırakıyorum. Sadece düşüncelerimi sorulduğu peki, için söyledim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. 4 tane yakıştırma yaptığın için hepsinden birer puan, -4 puanla yarışmaya devam ediyorsun. Hak, hukuk, adalet. Kesinlikle sadece bana sorduğunuz için söyledim ve şu an sana hiçbir şey sormuyorum. Aleni bir şekilde. Sesini kesip yarışmana devam etmeni rica ediyorum. Aleni bir şekilde. Kaç olduk hocam? Susacak mısın? -5'e doğru gideceğim. Soru sorabilmekte miyimdir? Buyurun. Kaç oldu? 0'sın. Yarışmacı Berkcan Güven'de -4. Hayır, az önce mayonez cevabıyla doğru cevap vererek -1'den 0'a çıktı. Hala. Bir daha benim eğer ki otoritemi sorgulayacak veya yargılayacak olursa 1 puan daha düşeceğim. Hayır, yargılayamaz, konuşamaz, anca güler öyle. Paparazzileri engellemek için 6 ay boyunca aynı kirli şapkayı ve ceketi giyen, bu sayede fotoğrafların her zaman eski görüneceğini ve satılmayacağını düşünen ünlü kimdir? A. Leonardo DiCaprio. B. Matthew McConaughey. Bildim. C. Daniel Radcliffe. D. Jared Butler. Eli mi? Bitti yan bastım ve durdurdu. Bitti yan bastı ve durdurdu. Gayet haklı. Sen de işte şurada o tarafta bir sürtüşmen var diye bunu fırsata çevirmeye çalışma. Hiç alakası yok hocam. Evet. C. C şıkkı Daniel Radcliffe diyorsunuz. Doğru, öyle diyor. Doğru cevap. 0'a -3 oldu durum. Off record'u diye gerek yoktu. Ona da kimsin bilmelik. Narin kel kel. Evet! Bunu ben hep susturuyor sikeceğim. Efendim? He? Efendim? Bir şey demedim, özür diliyorum. Küfür duydum ben ama. Ben öyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Argo söz mü kullandın? Kullanmadım. Tamam. Bayağı argo bir söz kullandı size karşı. Ne dedi tam olarak? Bir şey demedim. Yayında söylememi isterseniz hemen söylerim. Kulağıma söyle. Bu da sürekli beni susturuyor sikeyim gözle. Tam olarak bu. Öyle bir şey demedim. Yemin ediyorum öyle bir şey demedim. Yemin ediyorum. Evet, ben kayıtlara gidiyoruz. Söyledikçe söyleyeyim mi? Bu da beni hep susturuyor sikeceğim ha. Bu kadar. Kayıtlara gitmemize gerek kalmadı. -1 puana seni tekrardan düşürüyorum. Argo ve küfürlü söz kullandığı için. -2 olsaydı. 0'dın. 0 mıydın? 0'dı. Okey. Sağ olsun. Bu arkadaş kaç? -2. -3. -3 puan. -3'sün. Okey. Hocam delikanlı gibi söyledi aslında adam yani. Ne bileyim. Ben de öyle düşünüyorum ama. Seni ilgilendirir mi kameraman? Hiç ilgilendirir. -1 puansın. 5. soru geliyor. Müzik etimolojik kökeni bakımından hangi anlama gelmektedir? A. Perilerin konuştuğu dil. B. Güzel ses. C. Hoş ve güzel kadın. D. Huzurlu gün. Bastım ve durdum. Berkcan Güven mi bastı? Berkcan. Evet, cevabımızı alalım. A. Perilerin konuştuğu dil. Doğru cevap. Perilerin konuştuğu dil, müziğin etimolojik kökeni bakımından anlamı. Doğruymuş. Bence güzel ve hoş kadınlar dedim sevdiğim için. 6. soru. Yarışmanın yarısı bitti. Şu an durum -1, -2. İkinizden de utanıyorum. Utanç duyuyorum hatta. Çok kötüsünüz. Bu yarışmada... sürekli bir şeyler bilmeme rağmen eksideyim. Bilgi her şey değildir. Evet, tebrikler. Öyle bilgi her şey şu değildir. An birazcık da saygı vardır bu hayatta. Bilir misin? Sevgide tercih, saygıda zorunluluk mu hocam? Aferin. Murat Çavuş. Mutlu oluverdim. Türkçe rap ile ilgili yaptığı açıklamalar büyük tepki çeken
pop müzik üreticisi kimdir? A. Serdar Ortaç. B. Kenan Doğulu. C. Baran Bayraktar. D. Sinan Akçıl. Hocam. Hiçbir şey yok. Senin demin yaptığının aynısı. Aynen. Peki. Evet. Denizli Sinan Akçıl diyorum. Denizli Sinan Akçıl. Doğru cevap. Baran Bayraktar'ı hiç düşünmediniz mi? Hiç düşünmedim. Sinan Akçıl. Evet. Doğru cevap. Hela. Çok mutlu. 0-2. 7. soruyla devam ediyoruz. Yeni bir başlangıç benim için artık. Gerçek adı. Peter. Gene yazıyor yani. Jin mi artık? Jun mu? Can mı? Peter, gene. Hernandez olan ünlü şarkıcı kimdir? A. Freddie Mercury. B. Pitbull. C. Bruno Mars. D. Sagopa Kajmer. Kim bastı ilk? Sadece ben bastım. Peki Berkcan? Ben C. Bruno Mars diyorum. Yani R&B'nin yaşayan kralı. Yani adı Bruno Mars'ın. Peter Jean. Soyadının telaffuzunda zorlanıyorum. Yardımcı olursanız. Evet. Soyadını hatırlıyor musunuz peki? Çok az. Peter Jean'den sonra. Niye bilmediğiniz sorular hakkında cevap veriyorsunuz? Diğerlerini biliyorum ve onları eledim. Diğerlerinin gerçek adlarını biliyorsunuz. Evet, yalnız olsun. Evet, tamam. Evet, Freddie Mercury'nin gerçek adını Freddie Mercury. Freddie Mercury'nin gerçek adı Freddie Mercury diyorsunuz. Evet. Araştırıyorum şu an. Evet, gerçek adı Farrokh Bulsara Freddie Mercury'nin. Bu sebepten dolayı yalancılığa yataklık ve teşvikten cevap hakkı Murat Çavuş'a geçiriyorum. Ben Bruno Mars diyorum. Bruno Mars diyorsun. Evet. Eminsin cevabına. Evet. Gerçek adı nedir peki Bruno Mars'ın? Bir şeyler. Bilmiyorum. Ben ona çok... Çok doğru. Evet. Puan sana gidiyor. Teşekkür Murat Çavuş'u tebrik ediyoruz. Harika. Ben bu yarışmada gerçekten... sadece Berkcan Güven nefreti görüyorum. Durum 1-2. 8. soru geliyor. 7 soruda durum ancak 1-2 olabildi. Utanın kendinize. Umarım utanıyorsunuz. Sol omzum çok ağrıyor. Sol omzumla ilgili bir daha şikayetlenecek misin? Buna mı bari? Şikayet ne bu? Bir öneriydi. Peki doğru. Sıradaki sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Evet. Bir şey mi söyleyecektin? Lafını yuttuğun gibi geldi. Bir şey söyleyivereyim. Bu şiveden çok rahatsız oluyorum bu çıktım arada. Çıktım bile. Hayır bilemiyorum yani. Garip şeyler puan kaybettiriyor. 6 soruyu doğru bildim ve -2'deyim. Çok soru. Garip. Çok nasıl güzel. Bir yarışma hiçbir fikrim yok. Çok güzel. Berkcan Güven nefreti hat safhada. Evet. Başka var mı? 2 tane saydım şu an. Berkcan Güven'den bana karşı olan saçma sapan görüşlerinden dolayı 4 puan daha kırıyorum. Durun. 1-6 oldu. 8. sorunuz geliyor hazırsak. Kim bir eliyle yazı yazarken aynı anda öteki eliyle resim çizebiliyordu? A. Leonardo da Vinci. B. Monet. C. Picasso. D. Paris Hilton. A. Evet. Leonardo da Vinci. Bir daha telaffuzunu. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci diyorsun. Evet. Doğru cevap Murat Çavuş. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik ederim Murat Çavuş. Yani cevap sağ olun. Evet. Durum 2-6 oldu. Hocam bir şey dedi abi. Bir şey mi dedi? Kameramanı ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Kameraman benim sorumluluğumda, benimle beraber çalışıyor. Sen ben hala ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Bu sen bu yarışma programından rahatsız mısın? Ben bu yarışma programından rahatsız değilim. En iyi program. Eğer bu programdan rahatsız olacak olsaydım Kim Milyoner Olmak İster'e başvururdum. Evet bence de eğer rahatsızsan gidip siktirip gidip hatta Kim Milyoner Olmak İster programına başvurabilirsin. Herhangi bir aklında herhangi en ufak bir soru işareti dahi varsa gidip bunu yapabilirsin. Hiç rahatsız sen ne düşünüyorsun değil. Bu konu hakkında Murat? Kesinlikle haklısınız hocam. Sana yalakalı bırakmanı söylemiştim. Sana yalakalı bırakmanı söylemiştim. Ne düşünüyorsunuz? Ne tamam. Düşünüyorsunuz? Haklısınız. Sana yalakalı bırakmanı söylemiştim. O yüzden programda bir ilki gerçekleştiriyorum. Herkesin puanı eksiyle çarpılıyor. 6-2'den 9. soruda devam ediyoruz. Ben yalakalı hiç tahammülüm yoktur. Bu da aklınızda bulunsun. 9. soru. Madem 9. soru ve 2 böyle programın a**ına koyayım ben. Yani madem kazanma ihtimalim elimden sırf haklısınız dediğimizden diye alındı. Böyle işin amına koyayım ben. Evet. Ben bu 4 puan daha eksiltiyorum senden. 10 puan da ben eksiltiyorum. -10'dan. -20 yapıyorum kendimi. Evet. Böyle işin de amına koyan. Böyle işin amına koyan diyorsunuz. Kaç daha? Başka söyleyeceğiniz bir kaç şey daha gitti? Ben ona göre eksilteceğim. Siz söyleyin söyleyeceğinizi. Sikeyim. Tamam. Umarım bir tane ahlaklı çocuğun okula gidip arkadaşına küfür etmesine sebep olmuşsundur. Bu -100'den ve -200'den daha önemli bir şey. Umarım evet, aklımda yeterince bununla ilgili şey oluşmuştur. Ben sana daha hiçbir şey söylemiyorum. 9. sorumuz geliyor. Beni şu anki durum nedir? Ben kaçırdım. -20 falan. -100. -100'müş. Tarkan Gümüşeğer filminde Tarkan'ı Kartal Tibetçi anlandırıyordu.
filmde Tarkan karakterini çocukluğunu canlandıran çocuk da Kartal Tibet'in kendi oğluydu. Oğlunun adı nedir? A. Tarkan. Karat Tibet. Neymiş A şıkkı? Kanat Tibet. Hayır. Kanat Tibet demediniz mi? Hayır. Ama yanlış duydum. A şıkkı Karat Tibet dedim. Karat ben... Neden dinlemiyorsun yarışmayı? Dinledim işte. B. Kanat Tibet. D. Kapan Tibet. C. Karpat Tibet. Yanlış okudunuz herhalde. Yo. Canım böyle okumak istedi bu sırayla. A, B, D, C diye okudum. Evet. Şık yazmamışsın. Pardon. B. Kanat Tibet. B. Kanat Tibet diyorsun. Emin de olamadı şimdi. Kanat ismini niye versin yazdı. Ben tanıyorum ama... Yani kanat ismini niye versin? Karat ismini niye versin? Kapat ismini niye versin? Ama onları seçmedim ya zaten. Seçtiğim tamam. İsmi sesli söyleyince... Yani, bu dördünden biri doğru. Bu bir şık yani. Ben B. Kanat Tibet diyorum. Peki. Ben çok sinirim bozuldu. Elim ayağım titriyor. Kanat Tibet doğru cevap. 7'ye eksi 106'dan devam ediyoruz. 200 değil mi? Yok 106. Eksi 1000. Son soruda mıyız peki? Son sorudayız. Sen eksi 1000'sin. Sen 7'sin. Son soru 1008 puan. Çizgi roman hayranlığıyla bilinen ve 90'lı yıllarda Marvel'ı satın almayı deneyen ünlü kimdir? A. John Travolta. B. Michael Jackson. C. Mel Gibson. D. Brandon Fraser. Kim bastı? Ben bastım. B. Michael Jackson. Ben bastığımı düşünüyorum bu arada. Ben bastım eminim. Ben havada elimi ittiği için... Kamera kayıtlarına gidelim. Okey, havada elimi ittiği için Mustafa... Sen geri çektin. Bu arada kamera kayıtlarını araya koyacaksak ben bastım. Ben bastım. Ben şu an geyik yapıyordum. Ben bastım. Kanka ciddiysiniz ikiniz de galiba. Ben bastım. Kanka cidden kamera kayıtlarını koyacaksak... Koyacağım. Ben bastım. Fraser. Evet. Kamera kayıtlarına gittik. Son soru için foto finişteyiz. Tamam. Murat Çavuş bastı ve cevabı? Bursa Michael Jackson. Bursa Michael Jackson diyorsun. Kaç puandın? Eksi 1006 falan. Eksi 1007 idi. Eksi 1000'di. Sen de 7 puandın. Bu soruda 1008 puandı. Tamam. Evet. Seni tebrik ediyorum. 8-7 bu yarışmayı kazandın. Çok teşekkürler. 8-7 bu yarışmayı kazandın. Seni tebrik ediyorum. Eksi 1000'lerden geldi arkadaşlar. Murat Çavuş'un hediyesi verilirken senin de burada olmanı istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Hediyeyi açıklıyorum. Hazır evet. Mısın Murat? Evet. Hazır mısın? Evet. Murat Çavuş bu yarışmayı 8-7 kazanmanın ödülü olarak haftaya Alperen ve Yağız'la Darlayan Çarkı'da yarışma şansı elde ediyor. Tebrik ediyoruz Murat Çavuş. Harika. Harika. Evet. Murat Çavuş'un bu yüzünde başarısından ötürü tebrik ediyoruz. Haftaya kendisi... Ya çok sevindiğini biliyorum o yüzden şoka girdin herhalde. Murat Çavuş. Darlayan Çarkı'da başarılar diliyorum sana haftaya. Ben de başarılar diliyorum Murat Bey. Bu da gelsin. Yok sen kazandın yarışmayı. Bu kazananın ödülü. Ben kaybettim. Üzüldün mü? Çok üzüldün değil mi Darlayan Çarkı'ya giden? Gerçekten gibi. Çok üzüldüm. Evet. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için aşırı kötü bir yarışma programından hepinize teşekkür ediyoruz öncelikle. Sonrasında da elveda diyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Elveda. El salla kameraya. El salla kameraya. El salla kameraya. El salla kameraya. Murat Çavuş.